Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde örgüye başlangıç kısmında lastik yerine kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 24 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Bu modeli sadece örgünün başlangıcında bir defaya mahsus kullanıyorum. Ve bunu lastik yerine kullanmayı düşünüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve ilk sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim, ilk sıradayım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelin orijinalinde başlangıçta bir sıra haroşa kullanılmamıştı. Ama bu şekilde kıvrılmadan daha güzel duracağını düşündüğüm için ben bir sıra haroşa oluşturuyorum. Bütün ilmeklerimi arka sırada düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Modelimize arka sırada başlanıyor. Öncesinde iki sıra ilmeklerimizi düz örerek hazırlıyoruz. Şimdi örgümün arka sırasındayım ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeğimi beraber düz örerek topluyorum. Topladıktan sonra bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Topladıktan sonra bir ilmek artırıyorum. Sıra boyunca aynı işlemi uyguluyoruz. Önce iki ilmeği beraber düz örerek topluyoruz. Sonrasında bir tane ilmek artırıyoruz. Sıra sonuna geldim. Son iki ilmeğimi beraber düz örerek topladım. Sonrasında bir ilmek artırıyorum ve kenar ilmeğini düz örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bu sırada önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi ikişer olarak toplamaya devam ediyorum. Ama bu defa ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek iki ilmeği beraber topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek iki ilmeği topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği tersten girerek topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Modelimize İki ilmeği keserek başlıyoruz. İki ilmeği kestikten sonra bir tane ilmek artırıyoruz. Bitiş kısımlarında buna dikkat etmeniz gerekiyor. Son iki ilmeği beraber tersten girerek topladım. Sonrasında bir ilmek artırdım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben bu modelin başlangıç lastiği olarak bir defaya mahsus olarak kullandım. Sonrasında
istediğiniz modeli üzerine uygulayarak devam edebileceğiniz gibi bu modeli aynı şekilde uygulayarak da devam edebilirsiniz. Örgümün ön sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Burayı hızlanmak istiyorum. Burada modelimiz sona erdi. Ben bu şekilde bir defaya mahsus kullanıp üzerini düz örgü ile devam etmek için farklı lastik modeli isteyenler için bu modeli hazırladım. Dediğim gibi devamında aynı şekilde modeli tekrarlayabilirsiniz ya da başka model kullanabilirsiniz. Kafa karıştırmaması için ben üzerine düz olarak devam etmek istiyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bütün ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Buralarda model uygulamadığım için hızlı geçiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Örgümün ön yüzüne geçince bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burayı tekrar hızlıca devam etmek istiyorum. Bu şekilde devam ederek bu modeli lastik yerine kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben farklı renklerde şöyle çalışmak istedim. Bunu 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.